Sevgili izleyiciler, şu anda Demre Çayı Vadisi'ndeyiz. İki ağaç içinde bu hafta Kumluca ilçesine bağlı Alakır Vadisi'ndeyiz. Dönebükü'de yolumuza devam ederken köy sakinlerinden bir teyzeyle karşılaşıyoruz. Onun da düşüncelerini merak ediyoruz. Ben ne konuşayım ha kızım, ben bilmem diyor. Bir yandan da çekim yaptığımız için üstünü düzeltmeye çalışıyor teyzem. Gününüzü anlatsana i̇yi, bize biraz. Köyümüz iyi bizim, her şeyimiz var hindilik. Biz bir yere gittiğimiz yok, dağdaşa gidebildiğimiz yok. İşte burada evimizde geçiniyoruz. Ne olacak bu köyde peki? Bu HES projesiyle bu köy sular altında kalacak. Ne yapıyorsunuz? Nişleyecekler atçılar, bilmiyoruz biz, attırmayacaklar suya. Herkesin gözünde ne olacağı ifadesi. Eşiyle beraber yaşıyorlarmış Darıbükü'de. Köydeki gençlerin hepsi işsizlik yüzünden Isparta, Antalya gibi yakın illere göç etmiş. Yetkililerin bölgeye yapılacak HES projesiyle ilgili kendilerine bir şey deyip demediğini soruyoruz. Hiçbir şey demediler, ta konuşan yok. Bilmiyorsunuz ne yapacağını? Bilmiyor sahne yapacaklarını. Yukarıdan ev vereceğiz diyorlarmış. Yukarı kendileri mi yapacaklar bilmiyoruz biz. Evlerinize bir bedel biçip size biraz para vereceklermiş. Kabul eder misin? Mesela senin evine 20 bin lira verseler ister misin? Bizim gidecek bir yerimiz yok. Nereye gidelim? Bizim gidecek yerimiz yok ki kızım diyor. Bu saatten sonra nereye gidelim? Burada doğmuş, burada ömür sürmüşüz. Yolumuzu sürdürüyoruz. Evlerin arası çok sık değil burada. Tam bir Karadeniz havası hakim bölgede. Aynı bahçede fındık, ceviz, badem ağacı görmek mümkün. Toprağa ne soksanız sanki yedi verecekmiş gibi bereketli duruyor. Küçük bir patikadan yukarıya doğru yol alıyor ve Köprüçay'ın son kalay ustası Sefer Cengiz ve eşi Gülsüm Cengiz'in evine konuk oluyoruz. Tahta kapı açılıyor ve geçmişe doğru bir yolculuğa uzanıyoruz. Minik bir kedi karşılıyor bizi. Sapsarı, sevgisini hemen bize hissettiriyor. Ardından başlıyoruz ev sakinleriyle sohbete. Evet sevgili İki Ağaç için izleyicileri, şu anda Darıbükü köyündeyiz. Köprüçay'ın son kalaycısı Sefer Cengiz'le birlikteyiz. Sefer Bey, bu köyle ilgili bize birazcık bilgi verebilir misiniz? Yani köyünüz çok güzel ama şu anda yapılacak HES'le beraber sular altında kalması konuşuluyor. Köylü güzel ama köylümüz şimdi bizim elimizde mağdur oldu. Köyümüz yani evlerimizi, yerlerimizi hep şey yaptılar, düşük fiyattan aldılar. Onların vermiş olduğu para, parayla biz ev dahi bir ufak tuvalet de alamayacağız öyle mesela. Yani çok mağduruz. Ne kadar dediler sizin? Benim bu, benim biliyorum bahçe var. Üç tane burada şey var, samanlık. Benim dükkanım var burası. Şey var, burada var. Şu evin önünde hayvan katıyorum, şeylerim var. Havuz falan var yani sulama şey için. Onları önce bir Ankara'dan bir şey, tabii şeyin saatini bilmiyorum. Buralara ölçüm yaptılar. Yazdı adam, hepsini yazdı. Sonra gelen şeyler. Yani buranın şeyin avukatı, bu şirketin, barajın, onları şey yapmadı yani, onlar silmişler gizli sahnesini. Bu iki samanlık bir ev, bir dönüm yerim var. 73 tane olacak herhalde meyvem var, koca koca cevizlerim var. Ondan sonra şeyler, kerezler var, dutlar var. Bunların yani hepsine toplum olarak 39 milyarla fiyat biçmişte. Bizim haberimiz yok yani. Kendi bildiklerine göre yapmışlar, muhtarla anlaşmışlar. Onun için biz mağdur olduk yani. Bu verilen parayla biz ne ev alabiliriz, ne de ev yaptırabiliriz. Peki muhtar ne diyor? Muhtar bizimle şey yapmıyor. Muhtar onlarla mahtap oluyor. Bizimle bir ilgisi alakası yok. Şey yapmıyor. Bize hiçbir şey bilesin diyor. Önce muhtar şey dedi. Buraya gelen avukat Ahmet Bey var. Bu şirketin avukatı.
Muhtar da, muhtar dedi, evimizin yerine ev yapacağız. Evi iki kat dedi, iki kat. Bir kat ise bir kat. İki odaysa iki oda. Ondan sonra yapacağız dedi, bahçelerin parasını vereceğiz dedi. Meyvelerin parasını vereceğiz dedi. Şimdi eve dedi, bahçenin parasını da kullanacağız. Şeyin parasını da kullanacağız. Önceki gittikleri şey yapmadı. Yalan oldu. Yani onun için çok mağdur durumda köylü vatandaş. Şimdi ev yapılacağı da ne oldu belli belirsiz tabii bir garantimiz yok. Size önce dediler ki size ev yapacağız, yukarıda bahçenizin parasını vereceğiz. Tamam. Ama sonra dediler ki alın sizin evinizin bahçenizin parası bu deyip. Hepsini eve kullanacağız ev yaparsak dediler yani. Sonra bu çevreci amcalar geldi, bu konuşma yaptılar. Biz dediler ondan sonra 128 milyar lira yatıracaksınız. Bu parayı yatıracaksınız. Ev öyle yaparız biz dediler. Ne kadar yatıracaksınız? 128 milyar çektiler. Fakat biz dedik, kahvede toplandık orada akşam, onlar da geldi. Biz dedik yani bu parayı ne bulabiliriz burada biz? Ne yatırabiliriz dedik. Yani o zaman biz bir şey diyemezdik. Muhtar dedi, sen dedi bu adamlarla dedi, biz dedi önce şeyin var mı, kontratın var mı, yani bir işlemin var mı dedi, kağıt verin dedi. Yok dedi. Yok da dedi, hemen yaptı dedi. Siz yardımcı olunuz onlara, biz şey demeyiz dedi. Adamlar akşam çektiler, gittiler yarışa, bu şekilde mağdur olduk yani. Dediniz ki benim bir sürü meyvem var dediniz, şey ne ekiliyor, ne dikiliyor burada? Buraya her türlü şey bizim topraklarımız elverişli. Yani bugün buğdaya ektiğin zaman 1,5 adam boyu buğday böler burada yani. Ondan sonra aşırı verim verir. Şimdi patatesimizi kaldırıyoruz, fasulyemizi kaldırıyoruz, efendim ne istersek yani. Bu dağda tarlalara bile muhut muhutek. Hattı namazı olur yani, Allah verir. Ama fakat şimdi şu anda her şey durdu galiba. Bir yapacağımız kaldı. Sefer Bey toprakların çok verimli olduğunu söylüyor. Biz de bahçesini görmek için sabırsızlanıyoruz. Hep birlikte bahçenin olduğu yere doğru ilerliyoruz. Her yer ağaç ve yemyeşil. Neler var? Bunlar fasulyeleri görüyoruz. Aha. Fasulyeler, erikler. Ben mısırlar oluyor. Şu patates mesela şimdi. Yani hepsi var. Elmalar var, dutlar var. Ne kadarlık bir alan bu Sefer Bey? Tam bir dönüm. Bir dönüm. Bir dönüm. Yani bu sizin her şeyinizi karşılıyor mu burası? Hem de bizim buranın toprağı iki defa mahsul alıyor. Bak şimdi. Çok bereketli. Ya birinciyi ektik. Şu ikinci yani. Birkaç ay sonra bu da yetişecek yani, şey yapar. Yani sizin önünüzdeki toprak sizin geçiminizi de sağlıyor. Hatta çocuklarınıza da, değil mi? Tabii. İki defa verim veriyor yani bu toprak. Evet. Ha. Bunlar da böyle, işte burası böyle bizim. Yukarı gidiyor. Cevizler var. Şu cevizler büyük. Yukarıda var cevizler. Yani bu bahçeden son kez mi ürün alacaksınız? Tabii yani son kez. Yani böyle 1,5 sene kadar yaparsa biter diyor. Ondan sonra biz ne olacağımız meşhur yani. En büyük sıkıntı da, değil mi, belirsizlik ve hiçbir şeyin size sorulmaması. Tabii yuvasız kuş gibi ortada kalacağız biz yani, başka türlü bir çaremiz kalmadı. Bu bölgenin en büyük özelliği aslında kendi kendine yetebilen geçimlik tarım yapması ve çok küçük, tabiri caizse mendil kadar arazilerde tarım yapmaları ve kendi hayatlarını bunun üzerine kurmaları. Yani devlete hiçbir yük olmadan, hiçbir sıkıntı yaratmadan burada kendi topraklarında kendi varlıklarını sürdürebilen insanlar. Aslında sadece bir baraj projesinin yok ettiği alan, bir coğrafya değil. O oradaki toplam bir kültür de ortadan kalkmış oluyor. Aslında bu biraz tarım kültürü de, biraz folklor de, biraz başka derinlikler de kayboluyor. Yani bir anlamıyla coğrafya ile aynı dili konuşarak varlığını sürdüren insanların o coğrafyadan silinmesi anlamına geliyor. Yerine sadece birkaç ekonomik rakam, birkaç matematik hesabı ve biraz enerji kalıyor. Yani şu soruyu sormak gerekiyor. Bir ampul kaç insanla yanar sorusunun cevabı sanıyorum hepimizin içini burkacak diye düşünüyorum. Evet, bir insan kaç ampulle yanar sorusunun cevabını merak ediyoruz bizler de. Sefer Bey'in bahçesindeki gezimize devam ediyoruz. Evet Sefer Bey, şu anda son mahsulün alınacağı yerdeyiz. Gerçekten de üzücü bir durum. Biz
sohbet ederken Gülsüm abla da bize yedirmek için bahçeden ne koparsam düşüncesinde. Anadolu insanı olanca cömertliğini bir kez daha gösteriyor bizlere. Darıbükü köylüleri kendi kendilerine yetebilen insanlar. Ama hidroelektrik santrali faaliyete geçtiği anda bu maalesef sonlanacak. Çünkü ellerinde ne bağları ne de bahçeleri kalacak. Evet sevgili izleyiciler, şu anda elimde bu senenin son mahsulü salatalık var. Darıbükü köyü Kasımlara yapılacak HES projesiyle sular altında kalırsa bu yılın son mahsulü bu salatalık olacak. Bahçede dolaştıktan sonra Gülsüm abla bizi evine buyur ediyor ve biz geleceğiz diye bahçeden koparılmış tazecik fasulyelerden yaptığı yemeği ve mis gibi ayranı bizlere ikram ediyor. Evet, Sefer abiyle Gülsüm ablanın bahçesinden topladığımız fasulyeler işte bunlar. Dedik ya Anadolu insanının gönlü tok diye. Ramazan Bey bir koşu evine gidiyor ve elinde bir tabak balla geliyor karşımıza. Bölgede arıcılık da oldukça yaygın. Sohbetimizi sürdürürken güzel bir yağmur başlıyor Darıbükü'de. Bu doğa harikası yerde yağmurun sesini dinleyerek röportajlarımızı sürdürmeye devam ediyoruz. Yusuf Yavuz bu bölgenin insanı. Köydeki herkesi tanıyor. Köye Yusuf'un geldiğini duyanlar da bir bir Gülsüm ablayla Sefer abinin evine geliyorlar. Bunlardan biri de İlyas Bey. İlyas Bey de köyün son terzisiymiş. Yaş 65 olmuş, gözlerinde sorunlar başlamış. Artık terzilik yapamıyor. Bir yanımıza köprü çayın son kalay ustası Sefer abiyi, bir yanımıza da son terzisi İlyas abiyi alıp biraz geçmişi yad ediyoruz. Yağmur sesi ve toprağın mis gibi kokusu eşliğinde. Evet, Darıbükü köyündeki son terzi ve son kalaycı ustasıyla bir aradayız. İlyas Bey ile Sefer Bey. Bu köy sular altında kaldığında aslında sadece insanlar evlerini ve bahçelerini kaybetmiş olmayacaklar. Büyük bir kültürü de kaybetmiş olacaklar. İlyas Bey, siz terzilik yapıyorsunuz. Yapıyordunuz. Yapıyordum, çok yaptım da şimdi yapamıyorum. Bir anlatır mısınız geçmişi, nasıldı terzilik yaptığınız yılları? Aslında o zamanlarda hırkalar dikiliyordu kadınların, yaşlılar hırka, fistan, kilot, pantolon, yünden, hani ondan sonra erkekler, ondan sonra bunlar işte dikiyorduk yani. Yani her şeyle bu köy aslında kendine yeten bir köy değil mi? Terzisi, kalaycısı. Demircisi de vardı. Demircisi, nalbantı. Vardı efendime söyleyen. Hepsi vardı ondan sonra. Terzisi, işte kalaycısı ondan sonra. Kenar köylerden şeydik yani. Onlar bura gelirdi yani. Onlardan avaslıydık yani. Zamanla... Değirmenimiz vardı. Ununuzu kendiniz yapıyordunuz. Kendimiz yapıyorduk. Hala yapılıyordur herhalde un. Un yapılıyor. Vardı, hali var değirmen. Var. Ama son yıllarda artık değil mi terzicilik de yavaş yavaş ölmeye başladı. Tabii. Zaten ben de gözlerimi görmüyor ondan sonra. O işler ondan sonra bitti gayrı ondan sonra. Artık o işler bitti diyor İlyas abi. Sözü Sefer Bey'e veriyoruz biraz daha. Sefer Bey bölgeye eskiden atlarla, sonrasında ise arabasıyla gezer, kalaylanacak ürünleri kalaylarmış. Evet. Var mı kalaylanacak artık, kaldı mı kapkacak? Yok, şimdi o işler artık sona erdi gayrı. Mesela köyün dernek kapları oluyor, bu kazanlarımız. Onları da ayda yılda bir kalayladılar, yaptırlar. Eskiden bütün köyler kalaycısı dolaşıyordum ben yani, gidip şey yapıyordum. İki tezatım vardı, birisi burada, birisi gittiğim yere çalıyordum. Sürekli çalışıyordum. Yani oradan bağkurdan emekli oldum. Vergilerimi ödüyordum düzenli devlete. Aidatlarımı ödüyordum yani derneğe. Her şey ettik. Ama şimdi emekli oldum artık. Şimdi artık o işler de sona erdi gayri, hemen hemen aşağı yukarı. Unutulan meslekler arasına girdi değil mi? Gençler ha, tabii de zaten yani, tabii. Kalaycılar böyle yok, bu meslekler artık çok yok. Fazla ya ben, ilgi görmüyor. Yok. Türkiye'deki zanaat ustaları ve böylesine el işçiliği gerektiren meslekler bir bir ölüyor. Yapanlar bu meslek artık kazandırmıyor diye yüzüne bakmak istemiyor. Devletse bu meslekleri yapanları ve bu mesleği sürdürecek yeni nesilleri teşvik etmemekle aslında değerlerini ölüme terk ediyor.
İlyas abiyle biraz da Daribükü'nün halinin ne olacağını konuşuyoruz. O da çok endişeli. Ben ne yaparım bu yaştan sonra diyor. Ne yapacağımızı bilemiyoruz yani. Ne dediler size? Bize ev yerine ev demişler muhtara, ev yaparız demişler. Yani sular altında kalan evlerinizin yerine biz size ev yapacağız demişler. Ev yapacağız demişler, evet. Muhtar dedi size böyle bir şeyi. Muhtar onların ileri geleni öyle söz verdi bana diye söyledi yani. Bize yani. Muhtar öyle dedi. Bir de şey diye bir söylenti var. Yani size şu nasıl? Kadar para vereceğiz. İlk önce ev yapacağız demişler ama ardından da yok sizin evinizin bedeli şu kadar para vereceğiz demişler. Ya evlerimizin parası zaten ondan sonra mesela şimdi yerin parası ayrı olacak dedi muhtar. Öyle söz verdi bana dedi yetkililer dedi. Meyvelerin parası ayrı olacak dedi. Ev yerine ev olacak dedi. Ama şu anda? Şu anda ondan sonra meyvelerin ondan sonra yerin parası yok. Ondan sonra evin de gene ne olacağı meşhur. Sizin var mı bahçeniz? Benim 1617 metrekare bahçem var yani. O 115 tane de şey var, meyve var yani. Meyve ağacımız var. Dottur efendim. Tarımla geçiniyorsunuz değil mi? Kirezler işte bahçe ondan sonra evimizin bahçesi yani. Hı-hı. Yetkililerden ondan sonra köyümüzün gitmemesini istiyorduk yani. Köyümüzde kalmasını istiyoruz ondan sonra. Biz mesela bu yaştan sonra ondan sonra benim yaşım mesela 65 şimdi. Nereye gideyim ondan sonra mesela gitmek istemiyorum ama ağlay ağlay gideceğiz galiba. Gidecek yerim yok diyorsunuz. Yok. Buradaki köydekilerin de gidecek yeri yok. Kimse yani kimle konuşsak öyle diyor. Öyle yok onların da yok doğru. Hı-hı. Doğru efendim. Hı-hı. Peki sizi diyelim ki köy sular altında kaldı. Hı. Size de para verdiler ve gittiniz başka bir yere. Ne iş yapacaksınız? Nasıl yaşayacaksınız? Vallahi ben ona düşünüyorum işte. Hiçbir iş ben mesela yapamayacağım yani ondan sonra bundan sonra yani. Hastayım zaten. Gözlerimden ondan sonra hastayım. Belim ağrıyor. Hı-hı. Gözlerimde şu şey var. Göz tansiyonu. Hı hı. Düşünüyoruz yani çok zor olacak bizim için. Çaresizsiniz. Yani. Çok çaresiziz. Bu köyde genellikle yani gençlerden daha çok orta yaşı üzeri var gördüğümüz kadarıyla öyle mi? Orta yaş şimdi burada 55 yaşından aşağı bir tane insan bulamam. 2 mi 3 mi kişi var ondan sonra 55 yaşında. Sonra ondan sonra 80 mesela 65 mesela benim ayarımda 65 hep var yani mesela bir 10-15. Şimdi bu köyde doğmuş büyümüş ve 80 yaşına gelmiş insanı evet. Siz bu köyden koparırsanız parası bile olsa ne yapar ki? Yani bu kültürden koparsa bu yaşadığı şeylerden koparsa. Vallahi ondan sonra bize ondan sonra böyle kuş yatağında da yatırsa biz gitmek istemiyoruz o konuda. Hı hı. Ya illa ondan sonra Bülbül'ün dediği gibi illa vatan yani. Hı hı. Peki köylü olarak üstünüze düşeni yaptınız mı? Birlik oldunuz mu? Sesinizi çıkarabildiniz mi? Muhtar bu köyü ondan sonra şey yapıyor, şey altına alıyor. Muhtarın dediği oluyor. Muhtarın dediği oluyor ondan sonra. Kimse ondan sonra baskı altına alıyor. İşin açıkçası nerede olsa ben bunu söylerim yani. Hı hı hı. Yani köydekiler korkuyor mu? Hareket edemiyor mu? Nasıl ne dersiniz? Korkuyor. Korku diyor yani muhtar ondan sonra. Ne diyorlar yani siz işte kabul etmezseniz paranızı vermeyiz mi diyorlar eviniz olmaz mı diyorlar yani diyorlar mı bir şey yoksa ya şimdi bir mahkemeye mesela vursa gene onların dediği olur diyorlar şimdi eğer o parayı almazsanız ta aşağı ondan sonra sizi para, daha az paraya muhtaç kalacaksınız öyle diyorlar şimdi mesela onlar diyelim ondan sonra benim şimdi o dediğim 1617 metrekare bahçeye gir ondan sonra diyelim 40 milyon verdiler, 40, değil mi? İşte onu almazsan ondan sonra eline 25 bin lira belki ya geçer ya geçmez. Bu yüzden de herkes şey kabul ediyor mu bunu? İşte korkuyor ondan sonra o yüzden yani ondan sonra aynı öyle olur diye. Mahkemede onlar kazanır, onların adamı daha bol, onların daha çok gibisine. Bunlardan alma mecburiyetinde kalıyorlar verdiği parayı. İlle vatan, ille vatan diyor İlyas abi. Ne yapacaklarını bir bilseler... Çaresizlik her yerlerini sarmış. Gülsüm
Gülsüm abla ve Sefer abinin evinden ayrıldıktan sonra köydeki turumuzu sürdürüyoruz. Bahçesiyle uğraşan bir kadın ilişiyor gözümüze. Durup onunla da hasbihal edelim istiyoruz. Rukiye abla, oğulları şehirde yaşıyormuş. Bir eşiyle kendisi yaşıyor Darıbükü'nde. Yolda giderken Darıbükü köyünde bahçesinde uğraşan bir ablayı gördük. Hemen yanında durduk Rukiye ablayla. Bize de zaten bahçesinden salatalıkları kop hemen getirdi. Rukiye ablacığım, seninle biraz sohbet edelim. Ne yapıyorsun, neler ekiyorsun, neler dikiyorsun? Fasulye ekiyorsun, banya ekiyorsun, yiyecek kadarca. Salata ekiyorsun, domates ekiyorsun. İşte onlar var, patates ekiyorsun. Kendinize mi bunlar? Kendimizin. Sizin şimdi burada ne kadarlık bir alanınız var, neleriniz var bir sayar mısın? Evimiz var, samanlığımız var, odunluğumuz var, banyomuz, tuvaleti hepsi içinde. Peki şimdi sular altında kaldıktan sonra bir hiç düşündünüz mü ne yapacağınızı? Yani... Düşünüyoruz ama çaresi yok diyerek düşünüyoruz. Ne diyorlar size abla? Size alın şu parayı gidin mi diyorlar? Size ev mi yapacağız diyorlar. Öyle diyorlar. Ev yapacağız diyerek yaptılardı, konuştulardı. Şimdi paraya döndürmek istiyorlar. Biz de diyoruz imzamızı atmayız, paramız şey deriz diyoruz. Ne kadar dediler size? Bu bir ev, bir samanlık. Hepsi ne dedilerdi? Bahçeye ne kadar para verdiler? 25 milyar. Yani bedava. Bedava gitti. Ev biz o para, biz ev yerine ev istedik. Ne dediler? Yapıcı oldular, yalan çıkmazlarsa yapacak oldular. Bize de para çektirecekler, onu ödetecekler. Neyle ödeyeceksiniz? Neyle ödeyeceğiz, bir şeyler mi ödeyeceğiz, taşıla mı ödeyeceğiz? Toprağımızı veriyoruz onlara. Onlar değerli ödesin. Toprağınızda. Peki bu köy sular altında yeşillik, kaldı. Şeylik. Verdiler parayı size. Yani ne yapılır ki o para? Ev yapabilir misiniz? Nereye yapacaksın evi? Onun ev mi yapılır? Tuvalet bile yapılmaz. Ne yiyip ne içeceksiniz? Ne yiyeceğiz? Toprak yiyeceğiz. Yetkililere ne dersin? Ne diyen? Hakkımızı isteyeceğiz. Mutlular köylerinde. Yemyeşil köyümüz. Biz ürettiklerimizle de kendimize yetiyoruz diyor Rukiye abla. Konuşmamızın ardından Rukiye abla bizi ağırına götürüyor. Bir sığırı, iki keçisi, bir de eşeği var. Çocukları gibi bakıyor onlara. Bir de sevmesini görseniz. Kara kızım, kara kabış kızım. Kara kabışı, kara kabışı. Darıbükü'nü geçince vadinin sağında Tota Dağı'nın karlı tepeleri, solda ileride Kartoz Dağı görünmeye başlıyor. Tota Dağı'nın eteklerine kurulu olan Kasımlar Beldesi, yörenin en dikkat çeken yerleşimlerinden biri. Kasımların güneyinde başlayan Köprülü Kanyon, Antalya sınırlarındaki Beşkonak yakınlarına kadar uzanıyor. Kasımlar Köprüsü'nün hemen altındaki Su Çatı bölgesi, Kartoz Çayı ve Aksu Nehri'nin buluştuğu bir coğrafi kavşak. Kesme, Kasımlar ve Darıbükü yolları da burada kesişiyor. Su Çatı'nın biraz aşağısı Köprülü Kanyon'un kuzeydeki başlangıç noktasını oluşturuyor. Geçmişte burada 3 tane su değirmeni varmış. Onlarca köyün unu buradaki değirmenlerde öğütülüyormuş. Karşıda dağın yamacında köylülerin kullandığı patika yollar var. Araç kullanımının çok az olduğu yörenin köylüleri daha çok eşek ve katırlarla bu yolları kullanmış yıllarca. Patika yollardan birinden çıkarken Yusuf Yavuz durduruyor arabayı. Türkiye'de ilk kez 82 yıl önce Türkiye Büyük Millet Meclisi kararıyla idam edilen ilk kadın olarak tarihe geçen Hasan kızı Fatma'nın öldürdüğü iddia edilen Ümmüşhani'nin mezarını gösteriyor bizlere. Köprüçay'daki gezimize devam ediyoruz. Kasımlar Barajı'nın suları altında kalacak olan bir bölgedeyiz. Burası Çatak Deresi, Çatak Deresi mevkiindeyiz. Biraz aşağımızda bir kızılçam ağacının altında bir mezar var. Bu mezar yaklaşık bundan 80 yıl kadar önce Türkiye'de meclis kararıyla idam edilen ilk kadının hikayesinin yattığı bir mezar. Bu mezarda o kadının öldürdüğü bir başka kadının mezarı var. Herkes ona taylak diyor. Ve üç kadının işlediği bir cinayetin ardından Köprüçay onu taylağa yani Çatak Deresi'nin kenarına getiriyor ve 80 yıldır burada yatıyor. Bir başka sıkıntısı da şu olacak
Kasımlar Barajı projesinin sadece doğayı, tarihi, coğrafyayı yok etmekle kalmayacak, aynı zamanda yaşanmış pek çok hikayeyi de sular altında bırakacak. Fatma Ana'yı dar ağacına götüren suçun köyde yaşayan Eşref'in karısı Ümmü Şani'yi öldürmek olduğu anlatılıyor. Ancak bu trajik cinayetin altında Anadolu'nun yakın tarihinde yaşanan ve bugün bile yüzleşmekten kaçınılan bir insanlık dramının olduğu ortaya çıkıyor. Köyün erkekleri milli mücadele döneminde yeniden savaşa gidince köyde kalan kadınları zor günler bekler. Köyde kalan az sayıdaki erkekten biri olan Eşref'le evlenebilmek için aralarında anlaşan Hanife, Fatmana ve Kınalı lakaplı bir başka kadın, Eşref ile evlenmek için Eşref'in karısı Ümmü Şani'yi öldürmek için plan yaparlar. Ümmü Şani'yi Kınalı'nın evine davet eden üç kadın bir süre sohbet ettikten sonra namaz kılmak için evine dönmek isteyen Ümmü Şani'yi namazını burada kılabilirsin diye ikna eder. İkindi namazını kılarken üç kadın baltayla genç kadının başını keserek öldürürler. Eşref ve üç kadın cesedin bulunduğu çuvalı Çataltaş denilen bölgeden Köprüçay'ın sularına bırakır. Nehir bir süre sonra cesedi Çatak Deresi'nin kavuştuğu yerde kıyıya atar. Eşref ve kadın da etrafı kontrol ederek Taylak'ın cesedini kumların arasına gömer. Adli makamlara yansıyan bu cinayeti Tokalı lakaplı Hasan kızı Fatman'a üstlenir. Isparta Ağır Cezaevine konulan Fatman'a idamla yargılandığı davanın ardından 14 Aralık 1931 günü halkın gözü önünde cezaevi yakınında bulunan Tuz Pazarı'nda asıldığında Türkiye Büyük Millet Meclisi ilk kararıyla Cumhuriyet tarihinde idam edilen ilk kadın olarak kayıtlara geçer. Tek başına bir çam ağacının dibinde gömülü olan Ümmü Şani'nin mezarı, kısa süre sonra bölgede inşa edilecek olan Kasımlar Barajı ve HES projesinin suları altında kalarak bir kez daha gömülecek. Böylece bölgenin coğrafyasıyla birlikte yaşanmış acı tatlı insan yaşanmışlıkları da tarihten silinecek. Kasımlar'da yaşananlarla ilgili son sözü uzun yıllar Türkiye'de yaşayan İngiliz yazar ve gezgin Kate Clough'a veriyoruz. Kate Clough, HES'ler yüzünden topraklarını gözden çıkaran Türkleri anlamadığını söylüyor. Belki bir İngiliz'in toprağınıza sahip çıkın uyarısı daha akıllarda kalır diyoruz, kim bilir. Kate Clough, Türkiye'nin ikinci uzun mesafe yürüyüş rotası olan St. Paul yolunu projelendirerek turizme kazandıran bir kişi. 2015 yılına kadar Antalya-Avrupa kıtası arasındaki rotalarla birleştirilmesi planlanan St. Paul yolunun önemli bölümünü etkileyecek olan Kasımlar Barajı ve HES projesine tepki gösteren Clough, Türkiye'nin benzersiz bir ülke olduğunu belirterek, "Türkler sahip oldukları değerleri nasıl böyle mahvedebiliyorlar? Aklım almıyor," diyor. Kasımlar Barajı konusundaki endişelerini Kültür ve Turizm Bakanlığı yetkililerine ilettiğini kaydeden Clough, Kasımlar'a yürümek için gelen turistler sabah gözlerini açıp vadiye baktıklarında baraj inşaatı ve moloz yığınlarıyla karşı karşıya kalacaklar ve "neden buraya geldim?" diyecekler. "Bir vadi neden bu şekilde mahvediliyor?" diyor. "Türkiye o kadar güzel bir ülke ki ama Türkler sahip olduğu güzelliği farkında değiller," diyen Kate Clough son söz olarak şunu söylüyor: "Dünya iflasa gidiyor. Topraklarınıza sahip çıkın." Şu anda Demre Çayı Vadisi'ndeyiz. İki ağaç içinde bu hafta Kumluca ilçesine bağlı Alakırt Vadisi'ndeyiz.